Türkiye günlerdir minik Asiye'yi konuşuyor. Asiye'nin yüzünü parçalayan pitbulllar mı saldırgan yoksa sahipleri mi onları saldırgan yapıyor? Veteriner hekim ve köpek eğitim uzmanı Tarkan Özvardar'a sorduk. Asiye'nin yüzünü parçalayan pitbulllar ve benzer saldırılar onları yeniden gündeme getirdi. Pitbulllar mı tehlikeli yoksa sahipleri mi? Kötü niyetli insanlar, kötü hayvan sahipleri yüzünden böyle kötü bir şöhrete sahip oldular. Herkes köpek sahibi olmamalı. Yurt dışındaki sistemde özellikle sabıka kayıtlarının olup olmadığına bakıyorlar ve belli seviyelerde eğitim programlarından geçmiş olması gerekiyor köpekleriyle birlikte ve sınav vermiş olması gerekiyor. Her yıl bazı ülkelerde de 2 yılda bir agresyon testine girmeleri gerekiyor. Son bir haftada 4 pitbull saldırısı yaşandı ne yazık ki. İşte bu yaşanan son olaylar gözleri yeniden pitbull'lara çevirdi. Uzmanlar sorunun pitbull'ları saldırgan yetiştiren sorumsuz ve bilinçsiz sahipleriyle kontrolsüz yapılan internet satışlarına bağlıyor. O köpekleri kontrolsüz halde besleyen hayvan sahipleri. Yani cezayı hayvanların çekmemesi gerekiyor. O hayvan hayatının sonuna kadar bir başkasının sorumsuzluğu yüzünden barınakta yaşamak zorunda kalacak. Türkiye'de tehlikeli olduğu düşünülen 6 köpek ırkı var. Dogo Argentino, Pitbull, Japanese Tose diye geçer, Fila, American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı köpekler. İşte bu ırkların bakım ve beslenmeleriyle alakalı bazı kriterler var. Köpek sahipleri 14 Ocak 2022'ye kadar köpeklerini kısırlaştırmış, kayıt altına aldırmış ve mutlaka çip taktırmış olmaları gerekiyor. Ayrıca sokağa çıkardıklarında tasmaları ve ağızlıklarının da bulunması gerekiyor. Tehlikeli ırkların çocuk oyun parkları ve yakınlarında gezdirilmesi de yasak. Kuralları ihlal durumunda para cezası, hatta 6 aya kadar hapis cezası verilecek. Köpek sahibinin elinden alınabilecek. Ve Türkiye'yi ikiye bölen bir diğer konu. Sokak hayvanları sokakta mı kalmalı yoksa barınaklarda mı toplanmalı? Burada aslında normalde yasada olması gereken şey agresif olan veyahut da sürü içerisinde dinamikleri bozan köpeklerin ya da toplum sağlığını tehdit edebilecek davranışı gösteren köpeklerin bulundukları bölgelerden alınması, rehabilite edildikten sonra geri bırakılması şeklinde olması gerekiyor. Fakat bir anda bunun ayrımı yapılamadan toplanma başladı. En önemli nokta kısırlaştırma, üremenin kontrol altına alınması en önemli nokta.